Hoş geldiniz efendim Asuman Uğur ben yeni bir sağlık raporu programı ile huzurlarınızdayız. Halk sağlığın gündemini sağlığın gündemini tartışıyoruz konuşuyoruz. 9 yıldır tüm izleyicilerimize konuklarımıza emeğe geçen tüm ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Benle birlikte oldukları için. Evet efendim sağlık gündemi yoğun geçtiğimiz hafta neler vardı sağlık çalışanları bir grev içerisindeydi. Belirli sağlık merkezleri, belirli hastanelerden ya da özel muayenehanesi olan bazı hekimler işlerindeydi sanıyorum. E, grev yaptılar. E, çünkü hani sektörde belli oranda sıkıntılar var. Bunların iyileştirilmesi talepleri vardı. Öte yandan Asgari ücret efendim e, açıklandı en sonunda ve buna göre tabii ki de sağlık merkezleri e, belirli konumlar alacak. Hani zam dönemleri geldi, iyileştirme dönemleri geldi. Bakalım e, sağlık sektörü bu açıdan nasıl davranacak? Keza bir yandan da gündemde ne var? Hekim ve hemşire göçünden bahsediyoruz. Daha çok sosyal medyanın gündeminde sanki hekim ve hemşire göçü ama önemli bir gündem var. E, baktığınızda hemşirelerden de ağırlıklı çok gitmek isteyen var aracı bazı kurum ve kuruluşlar var. Ellerinde binlerce hemşire seviyesi var yurt dışına gitmek için. Eskiden çok daha fazla dil istenirdi. Şimdi yabancı ülkeler dilin olmasa da gel herhalde demeye başladı. Ben orada sana öğretirim. Sonra seni bizim sağlık sektörüne kazandırırım diyor. Çok cazip kapılar da açılıyor hemşirelerimiz için. Hekimlerimiz eskiden daha nadir giderdi yurt dışına ve ve de çok da zordu yurt dışında olmak, orada çalışabilmek ilk etapta. Şimdi bunu çok destekleyen üniversite Üniversiteler var, Ta okurken yurt dışına hazırlayan üniversiteler var, e, tamamen kafeyi yurt dışında çalışmaya koyan öğrenciler var ve tabii ki de sektörden daha iyi çalışma koşullarıyla e, belki gitmek istemesek de gitmek is giden e, hekimler var ve gitmeye kendini e, motivasyonu sağlayan hekimler var ve tabii ki de bitmeyen bir pandemi var. Bugün hem biraz gündemi hem de pandeminin bitmeden bıraktığı istenmeyen mirasları konuşacağız. İlerleyen yıllarda bu pandeminin belki virüs bulaştı bulaşmadıdan ziyade bıraktığı etkileri çok daha hissedeceğiz. Değerli konuğumla aslında ana başlığımızı bunun üzerine kurguladık. Gecikmiş kanser teşhisleri, teşhisi gecikmiş kronik hastalıklar, yönetemediğimiz kronik hastalıklar hepsi aslında bunlar kötü bir miras pandemi döneminde. Çünkü hepsi bir erteledik, ihmale geldi. Pandemi sonrası geleceği konuşacağız ve pandemi aslında gerçek anlamda ne zaman biter? Hem kamuda çalışmış hem de ezel sektör deneyimi olan kıymetli bir e, hocamız var. Sayın Profesör Doktor Celalettin Kocatürk bizlerle göğüs cerrahisi uzmanı. Hoş geldiniz. Merhaba. Sağlık raporuna Net e. Hoş NET'e. Hoş bulduk Asma Size de yayınlar diliyorum. Tekrar teşekkür programınızın e, 9 yıl boyunca başarısı için de sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ha, hep destekleriyle oldu tüm herkesin. Ben de teşekkür ediyorum. Hiç kırmıyorsunuz. E, birlikte güzel sohbetler ediyoruz. Ben de bu bu kadar istikrarlı yapmaktan çok da mutluyum, huzurluyum meslek anlamında. Çok çok teşekkür ederim Celalettin Hocam. Şimdi siz hem uzun yıllar Yedikule Eğitim ve Göğüs Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalıştınız. Hem kamu deneyiminiz çok ciddi. Çok zor vakalarla da uğraştınız. Tabii kanserle de uğraştınız göğüs cerrahı olduğunuz için, olduğu için daha sonra özel sektöre geçtiniz. Bir dönem bir özel sağlık merkezinde çalıştınız aslında herhalde birkaç yıl. Sonrasında muayenehane açarken başka bir özel sektör temsilcisi, özel hastane yöneticisi gel bende çalış dedi. Son anda muayenehaneyi açmaktan herhalde vazgeçtiniz. Ne yapıyorsunuz bu aralar bir öğreneyim sonra siz tabi cerrah olduğunuz için şu konuya da girmeden olmaz. Ya elimizde malzeme kalmadı işte malzeme yok dövize bağlı her şey ameliyatlar duracak bitecek diyorlar. Bir cerrah olduğunuz için o boyutu sorarak da ikinci sorumla devam etmek istiyorum. Evet pek çok teşekkür ederim ve biraz sohbet başlamış olduk. Hı hı. Ben uzun süre dediğiniz gibi Medikule Hastanesi'nde çalıştım. Medikule bizim yuvamız orada yetiştik her şeyi orada öğrendik orada hoca olduk. Sonra uygun görüldük işte orada yönetici oldum 3,5 yıl kadar hatta bundan dolayı dün de sağ olsun Sayın Sağlık Müdürümüz bir plaket verdi beraber çalıştığımız dönemdeki hizmetler Sayın Profesör şey Doktor dedik. Kemal Memişoğlu evet sanırım. Evet, evet sağolsun çok vefalı bir davranış gösterdi ama bir yaklaşık 3,5 sene önce oradan ayrıldım ve özel bir sektöre geçtim emekli oldum emekli olduğumu hak ettiğim günün ertesi günü ayrıldım devletten. E, o zaman yöneticilik yapıyordum, başhekimlik yapıyordum Midyat E, Sonra yaklaşık 3,5 sene e, bir özel e, hastanede çalıştıktan sonra e, oradan ayrılıp artık muayenehaneye e, geçmek istedim çünkü e, bağımsız çalışmak istiyorsunuz bir de sonra e, ve şartları kendiniz oluşturmak istiyorsunuz, başkalarının şartına e, bağlı kalmak yerine kendiniz bağlı şartlar e, e, oluşturun istiyorsunuz. E, Birçok cerrah da zamanla bunu istiyor. Ama bazı avantajları olduğu gibi bu buna benzer dezavantajları da var tabii ki bağımsız çalışmanın. Çünkü sonuçta büyük cerrahi yapıyoruz, o yüzden de bir ekibin olması gerekiyor. Ekiple sadece iyi bir cerrahın, cerrahın ve cerraha yardım eden başka diğer cerrahların olması yetmiyor. Beraberinde hemşire, anestezi uzmanı, servis hemşiresi ve diğer branşlardaki tüm uzmanların da size destek olması gerekiyor. Çünkü e, oldukça büyük e, ve majör ameliyatlar yapılıyor. E, yanı sıra ameliyat öncesindeki hazırlığın e, hastanenin içerisinde bir çırpıda gerçekleşmesi büyük bir avantaj. Hastaya birçok tetkik yapılıyor. Çünkü kanser cerrahisi biliyorsunuz e, çok titizlikle yapılması gereken bir e, iş. O, o yüzden e, evrelenmesi için birçok e, tetkikler, yöntemleri yapılıyor. E, onlar için hastaya e, o, şimdi şuraya git bunu yaptır, buraya git bunu yaptır yerine Hastanede bir çırpıda girdiğinde bütün tetikler yapılabiliyor. Sonra diğer desteklerden, diğer branşlardaki arkadaşlarımızın desteklerinden yararlanma imkanınız tabii ki çok. Ve ameliyat sonrasında çıktığınız zaman hastanede tamam çok şükür çok büyük problemlerle karşılaşmıyoruz ama her an olabilecek olan problemler için de olası kötü senaryoda müdahale edebilecek bir ortamda olması hastanede. Destek verebilecek diğer arkadaşlarınızın olması da hastanenin içerisinde çalışmanın getirdiği avantajlar. Dolayısıyla dediğiniz gibi bir başka gruptan çok ciddi teklifler alıp bir fırsat yarattılar. Biz de şimdi orada çalışıyoruz. Bakalım ama. Ee, özel sektörde her an her şey değişebiliyor. Sizlerde biraz ee, futbolcu da gibi böyle transferler, hastanelerden <laughs> falan bol servisler. Aynen. Bilmiyorum neler var. Aynen. Yani hani put, bir şeyler futbolcular, oluyor. Futbolcular diyor ya hani bol servisim elimde diyor ya. <laughs> Bizim de kısmen öyle oluyor bakalım. Yani tabii izleyicilerimiz de biliyor mesela bir doktor hastanede çalışırken aa işte o manayla aşık yani diyor X bir hastaneye gidiyor. Yani insanlar bildiği bir doktoru hangi hastanede sağlık merkezine göre or oraya gidiyor aslında? Hani burada biraz bu e, cevabı diye kalabak için bu açıdan değerlendirmek için de e, sordum. E, daha çok herhalde hasta odaklı ve hani çok da kendini muayenehane işletmesiyle yormak istemeyen hekimler özel sağlık merkezlerinde bir şekilde e, kalmaya devam ediyorlar. Büyük bir ekipi hayırlı olsun diyelim. Şimdi Celalettin hocam bir soru sormuştum. Ee, ya ameliyatlarlar durma noktasına geldi falan böyle bir sürü söylenti var. Şu anda realde böyle bir şey var mı? Olacak mı siz bir cerrah olarak bir hastanedesiniz ve birçok e, disiplinden arkadaşınız var. Kendi aranızda neler konuşuyorsunuz? Sağlık yöneticileriyle neler konuşuyorsunuz? Bir e, sıcak bir görüş alayım mı sizden? Ee, şimdi burada tabii ben e, bir çalışan açısından bir cerrah açısından bakarak fikrimi söyleyeceğim. E, artık devlette bir yönetici değilim. Ben devlette yöneticiyken o zaman da hep malzeme sıkıntısı, tedarik sıkıntısı olurdu. Ama sonuçta bir şekilde onu çözersiniz. Eğer iyi ilişkileriniz varsa, iyi yönetirseniz ve ihale süreçlerini de iyi yönetirseniz o zaman bir problemle karşılaşmazdınız. Ama şu anda biliyorsunuz döviz fiyatlarında çok ciddi bir oynaklık var. Bu nedenle de maliyetler çok artıyor. Özellikle ilaç ve sarf malzemelerinde e ee, dışa bağımlılığımız da fazla. İlaçta çok fazla değil ama e, ameliyat sırasında kullanmış olduğumuz e, bazı malzemeler var. Ve özellikle kapalı ameliyatlarda onları çok sık kullanıyoruz. Açık ameliyatlarda değil ama e, robotik ameliyatlarla ya da torakoskopik ameliyatlarda çok sık e, kullandığımız o aletler hep dışa bağımlıyız o aletlerde. Ve onlar da döviz bazlı geliyor. E, o nedenle e, belki sıkıntı yaşanabilir. E, çok iyi bir stok yönetim sürecinin izlenmesi gerekir e, gerek özelde gerekse de devlet e, hastanelerinde e, durma noktasına gelmez ameliyatlar elbette ki devam eder ama belki metotlarda e, bir takım değişiklikler olabilir e, yani ya, ameliyat yöntemi belki değişebilir ameliyatlar elbette ki devam eder ama Yöntemler değişebilir. Yöntem derken vatandaş veya... ne anlasın hocam? Yani yöntem hani açık ameliyat yapıyorsunuz, kapalı, robotla, evet. robotsuz bu anlamda mı söylüyorsunuz biraz da? Aynen, aynen. Aslında bütün bunlarda yapılan ameliyat aynıdır. Yani siz e, robotla da yapsanız, e, video cerrahili de yapsanız, açıkla da yapsanız yapacağınız iş aynıdır. Ama işte e, kesiler birazcık daha küçük olur, hastalar daha çabuk iyileşebilirler e, gibi bir takım avantajlar var. E, o avantajları kullanmak için işte o bahsetmiş olduğumuz, Dışa bağımlı olduğumuz e, tetizatları kullanmanız gerekiyor. E, o nedenle bunların tedariğinde e, sorun yaşayabiliriz. Çünkü ciddi maliyet artışları olacaktır. E, o maliyet artışlarını da e, karşılamak için gerek e, e, SGK kurumu, e, gerekse e, vatandaşlar ve özel sağlık sigortaları zorlanacaktır belki yakın gelecekte. Ama eminim e, bu konu bütün paydaşlar bir araya giderek çözülebilir e, ümit ediyorum. E, aksi takdirde gerçekten de ee, özellikle bu ilaçla ilgili değil ama malzemeyle malzeme ile ilgili sıkıntı orta orta vadede yaşayabiliriz. E, tabii bu yüzden dedim ve evet. hocam siz katılır mısınız? Ee, tabii daha çok e, yerli Medikal Medikal firmalarımız, yerli üreticilerin dedim desteklenmesi lazım onların da hani biz üretelim satalım de hastanelerde belki eğer ki kalitesi gerçekten iyi yapılıyorsa bazen bu kalitede maalesef yerelde kaybettirebiliyor e, hasta için bu kalite Öncelikle onu söyleyin ve doktorun da Aslında daha rahat işlemini yapabilmesi için e, gerekli yerli üretimi arttırır mı bu durum ne diyorsunuz biraz da hedef bu aslında yerli üreticimiz daha çok olsun olur diye. Belki teşvik edici olabilir. E, hatta bazı e, basit e, ilk etapta hemen hızlıca arge e, çalışmalarına hız verilerek e, belki bir takım e, malzemeler de üretilebilir elbette. Ancak bazı ileri teknolojinin yardımıyla e, yapılan e, malzemeler ve aletler var. E, bunları hemen biz bir anda yapamazsınız. Çok uzun yıllar e, yatırım gerekiyor, bilgiye yatırım gerekiyor. E, tecrübeye yatırım gerekiyor. O nedenle de biz e, dışarıdan almayalım, hadi kendimiz yapalım demeye kalkışsak da e, bazı e, malzemeler için bunu yapmamız imkansız. Örneğin e, ameliyat sırasında kullanmış olduğumuz dokuları aynı anda kesip aynı anda diken bazı e, cihazlar var. Bunlara stepler deniliyor. E, tüm dünyada iki tane firma var. Herkesin kabul ettiği ve güvenle kullandığı ama bir sürü başka firma da var o piyasaya girmek isteyen ama bir türlü istedikleri ilmeği yakalayamıyorlar. Çünkü çok uzun süre uğraşmaları gerekiyor, çok uzun süre yatırım yapmaları gerekiyor. Ee, Türkiye'de de öyle. Az evvel söylediğiniz, yani bizim e, bilgiye yatırım yapmamız e, gerekiyor ve tersine beyin göçünü hatta başlatalım. Bakın e, hatırlayın bir geriye saralım. Biz bir buçuk sene önce e, sizinle de, de beraber yayın yaptığımızda bak ne olacaksak bilimle olacağımız ortaya çıktı. Bu da bir fırsat bakın dünyanın öbür ucundaki e, e, Türk vatandaşlarımızı bile getirdik. Onlar hemen ülkemize dönmek istediler. E, bütün uçaklara doldurduk onları buraya getirdik. Ne kadar önemli bir e, Demek ki şeyimiz var, ülkemiz var. Özlem ne kadar e, önemli. Herkes ülkemize dönmek istiyor. Gelin bunu da bir fırsat kılalım ve tersine bir göçünü e, yaratmak için e, onların istediği fırsatları sağlamaya çalışalım. O arge ortamını oluşturalım, araştırma ortamını oluşturalım diye çok konuşmuştuk hatırlarsanız. Ama ne yazık ki gelmiş olduğumuz noktada az evvel sizin de söylemiş olduğunuz gibi e, sağlık personelinin e, dışarıya e, göçü e, çok fazla. Dışarıya giden her bir kişi beraberinde bilgiyi de götürüyor. Ve buradaki geliştirebileceği sizin de söylemiş olduğunuz bilimi ve bilime dayalı ürünü geliştirme ihtimalimiz de o vakit azalıyor. O yüzden herhalde bunları birazcık bütüncül yaklaşmak gerekir. Ve bilgiye ve bilime yatırım bir anda bir çırpıda hemen karşılık olmaz. 10 yıllar sonra bile sürebilir. Ama mutlaka meyvesini verir. Yeter ki ona yatırım yapmaya devam edin. Ülkemizde özellikle savunma sanayinde Örneğin buna benzer yatırımlar yapıldı ve meyvelerini görmeye başladık. Umarım sağlık ile de ilgili daha iyi şeyler yapabiliriz. Örneğin Covid döneminde çok olabilir, ihtiyaç çok artabilir diye düşünülerek biliyorsunuz bir araya gelindi. Sanayi ve sağlık çalışanları bir paydaşlar bir araya geldiler ve ventilatör ürettik. Yani hiç kimsenin aklına gelmeyecek bir şey yapıldı. Demek ki istersek olabiliyor. Ee, biz hizmet sektörünü çok iyi yapıyoruz. Yani belki de dünyanın en iyi e, cerrahi becerisi ne sahip e, şeylerden bir tanesiyizdir mesela hekimler olarak. Ya da belki de tomografiyi en iyi okuyan radyoloji hoca, e, uzmanları bizdedir belki de. Ama e, kaç yıl oldu 1980'lerde e, piyasaya sürüldü ilk tomografi cihazı. Üzerinden 40 yıl geçmiş biz Türkiye'de bir tomografi cihazı yapamıyoruz. Ama o tomografinin e, çektiği tom, e, görüntüleri en iyi okuyan belki biz oluyoruz ama biz bunu bunu artık geçmemiz gerekiyor yani e, ara e, değil de ilk e, üreticisi ve hizmeti e, sunan e, kişi olmamız için de sizin de dediğiniz gibi e, uzun e, bir çaba gerekiyor bir anda olacak şeyler değil. Evet enteresan bir şey söylediniz yani yani e, e, o tomografiyi e, neyse sonucu en iyi yorumlayaralatologlar bizde ama üretim bizde değil onları da isteyebilir belki yurt dışı enteresan bir yere vardı. Tomografi, MR yerli üretim falan ama ne oldu bilmiyorum hiç gündemde yok. Öyle bir söylendi ama ardı sırası gelmedi herhalde. Belki de bir zaman işe bilmiyorum daha vardır diye düşünüyorum. İnşallah. Peki şunu da sorayım hani hem özel sektör hem e, kamu deneyimi olan biri olarak yerli üretimler olursa hekimler, sağlık merkezleri bunu e, destekler mi? Zira hani tabii daha ucuza sonuçta daha makul fiyatlara e, ithal ürünlerden alacaklardır ama bunu güvenle içinize sine, sine kullanabilir misiniz? Bunun değerlendirmelerini satın alma hekim hepsi birlikte yapacaktır ama siz güvenir misiniz yerli ürünlerimize kesinlikle? Elbette kaliteli olduktan sonra neden güvenmeyelim? Yani ben devlette uzun süre yöneticilik yaptım yönetici olmazdan önce de satın alma komisyonunda uzun süre Hı -hı. görev almıştım. Orada zaten ürünleri tek tek deniyorsunuz, sözleşmenizi, şartlanemenizi eğer iyi yaparsanız ve denemelerinizi de iyi gerçekleştirirseniz zaten yerli ürün kullanmak için devletimizin getirdiği yerli e, ürün teşvik edici, e, onu seçmenizi sağlayıcı bir takım avantajları da var zaten biliyorsunuz. E, onlar daha avantajlı oluyorlar yerliler. Ama burada bir mesela e, şey var, e, İşte aman e, benim güvendiğim, emin olduğum, Problem yaşamayacağım, e, ürünü değiştirmek istemiyorum e, e, diyen bir grup elbette ki olacaktır ama onlar da zamanla e, onların güveni kazanılabilir. Yeter ki biz ürünümüzü önce e, güvenle piyasaya sürebilelim ve arkasında durabilelim. Bu da e, ancak e, bu konuyla ilgili yapılacak olan yatırımcıların e, uzun soluklu görmeleriyle ilişkili. Yani ülkeye eğer siz bir yatırım yaptığınızda bunun karşılığını Hemen işte 3 yıl sonra 4 yıl sonra ben %100'ünü yatırdığımı e, alayım derseniz o olmuyor. Tabii. Daha uzun soluklu yatırım yapmanız lazım. İşte uzun soluklu yatırım içinde o zaman işte bilgi e, ve arge gerekiyor. Ve e, şimdi benim de belki de çok anlamayacağım bir takım ticari e, hesaplamalar gerekiyor. O yüzden e, hemen bugün e, bir işte bir firma kuralım. 3 yılda e, Türk firması hemen bütün Türkiye'yi de Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki e, ülkelere ihracatını da gerçekleştirsin. E olmuyor. Yani onun için tekrar söylüyorum. Bu bir makina e, aynısını bir de bir yapamıyorsunuz. Onu bir de yapsanız bile geliştirmeniz gerekiyor. Yani çünkü aynı ürünü siz e, kullanmıyorsunuz. Bir sene sonra değiştiriyorsunuz. Daha gelişmişini kullanıyorsunuz. Yani ona ayak uydurmanız da gerekiyor. E, dolayısıyla da bu iş uzun biraz. bugün bir gün inşallah sadece bununla ilgili bir sohbet yapalım. Tamam. Şimdi diğer konulara gelelim. Biraz gündemde olduğu için size de sormak istedim. Hani çok taraflı deneyiminiz var sonuçta. Bir de tabii pandemiye geçeceğiz şimdi. Pandemi döneminde sizlerle yayın yaptık. Başka yayıncı arkadaşlarım da sizden çok görüş aldı. Pandemiye kadar şöyle bir şey vardı. Yani konunun işte uzmanı olmayanlardan işte görüş almak, onlarla yayın yapmak ne kadar doğru ne kadar etik. Pandemide biz bütün şeyleri yıktık. Göğüs cerrahıyla da aslında... Bir hekim olduğu için bence önce bir pratisyen hekim, bir hekimlik diploması olduğu için daha sonra uzmanlık olduğu için bence hekimler çok e, niş olmadıkça bence birçok e, konu hakkında sağlık sistemiyle ilgili söz sahibi olabilir. Hele ki çok daha araştıran kendini geliştiren hekimler. Sizi ayrı tutuyorum ama bir göğüs cerrahisi uzmanıyla pandemiyi konuşmak, göğüs hastalıkları uzmanı, Tamam hastalığın merkezinde aslında o hastalara bakıyorlar ama e, bize de çok farklı bir bakış açısı kattı pandemiyi konuşurken ama siz pandemiyle ilgili nasıl bir organizasyon olsun neler olsun neler bilsin çok kafa yordunuz. Çok da güzel pandeminin daha sağlıklı yönetilmesi için aslında önerilerde bulundunuz. Önce şunu sorayım pandemiden, pandemi bitmeden bıraktığı istenmeyen mirasları konuşacağız ama sizin bir buçuk iki yıl önce söylediğiniz pandemi nasıl yönetilmeliyle şimdiki söylediğiniz birbiriyle ne kadar paralel ilerledi dedikleriniz bir şekilde kabul gördü mü yapıldı mı bilemiyorum bir soracağım size siz tatmin oldunuz mu söylediklerinizden önce kendiniz? Evet, çok teşekkür ederim. bununla ilgili isterseniz önce bir girişinizde söylemiş olduğunuz, tamam, soru işaretini bir açıklık getirirlerim. Tamam getirelim. lütfen. Bir kere pandemi dönemindeki tüm sağlık çalışanlarının emeğinin ortaya konması gerekiyor. Sadece tek bir branşın Hı -hı. Yönetile, yönetemeyeceği bir durum çünkü bu. Hı -hı. Tüm dünyada da böyledir. Adının önünde hekim yazan, hatta adının önünde sağlık çalışanı yazan herkes pandemi döneminde çok çok fazla çaba gösteriyor dediğiniz gibi. Göğüs cerrahisi de aslında konuyla yakından ilgili çünkü sonuçta ilk bulgular COVID'in akciye de tuttuğuyla ilgiliydi hatırlarsanız evet. ve akciğerle ilgili de ilgilendiğimiz ve o akciğer organını daha çok ameliyat ettiğimiz ve problemleriyle mücadele ettiğimiz için göğüs cerrahları olarak da biz tabii ki çok ilgilendik. Sonra da anladık ki varmış olduğumuz noktada sadece akciğer değil, akciğer sadece bir tane organ aslında etkilenen vücudun bütün organları etkileniyor. Beyinden tutun da cilde kadar her organ etkileniyor ve aslında e, buradaki ana altta yatan ana sebep iminolojik e, bir hastalık ve özellikle de orta dönemde e, damar e, yolu yoluyla e, e, bütün hastalıkları tetikleyebiliyor. Orada pıhtı gelişiyor bazı yerlerde bazı yerlerde kanama gelişiyor. Birçok organda e, kanın gitmemesine bağlı e, hasar gelişiyor. Ee, ve ona bağlı da bir takım organ yetmezlikleri e, ve hastalıklar gelişiyor. Ee, gerek tedavi öncesinde gerekse tedavi sonrasında bir takım ikinci üçüncü da eklenebiliyor tabloya. Benim özelimde ne vardı? Ee, ben e, enfeksiyon hastalıklarıyla biraz e, ilgiliydim. E, 11 yıl boyunca iki tane enfeksiyon hastalıkları kitabına editörlük yaptım. Yılda iki kez baskı yapıyordu. E, o dönemde e, den kalma hala devam ettirdiğim bir enfeksiyon mu e, karşı bir Sempatim ve güncelliği hep de, takip eden, bilgili araştırmaya çalışan bir kişiydim. Enfeksiyon hastalıkları uzmanımız ile beraber Yedikule Göğüs Hastanesi'nde yaklaşık 7 yıl Enfeksiyon Kontrol Komitesi Başkanlığı yaptım. Etik Kurul Komitesi Başkanlığı yaptım derken zaten hep enfeksiyon hastalıklarının içerisindeydim. 12, 13 Mart 2020'de ki bir gün önce açıklanmıştı hatırlarsanız Covid Türkiye'de de var diye. Bugün bir akciğer kanseri e, ile ilgili bir sohbet toplantısı e, sohbet e, programı yapıyorduk bir kanalda. E, speaker arkadaşımız ya dün de Covid açıklandı. Ne diyorsunuz ne dedi ve ben de e, işte bu biraz önce bahsetmiş olduğum e, bilgilerden de e, istifade ederek. E, ile ilgili bilgileri paylaşmaya Öyle başladı. Çalıştım, <laughs> Covid ile ilgili. Öyle başladı. <laughs> Sonra tabii macip olmuyordum ama eksik bir şey olmasın. İşte e, örneğin e, Asuman e, Hanım'la program yapacağız e, diye ve tabii ki merak, bilimsel merak o e, her şeyi tetikliyor. O kadar çok okudum ki. E, yani ya e, çünkü bir kamu görevi yapıyorsunuz, e, ekranların karşısına çıkıyorsunuz ve fikrinizi söylüyorsunuz. Fikrinizi söyleyebilmeniz için bilginizin olması lazım. Onu da yanlış olmaması için tabii çok fazla okumanız ve araştırmanız gerekiyor. Diğer uzman arkadaşlara, bu konuyla ilgili emek veren hocalara danışmak gerekiyor. Ben onları yerine getirmeye çalıştım. Sanıyorum da e, faydalı olmaya çalışmışımdır, zararım olduğunu düşünüyorum yani açıkçası. Yani şey gibi Bilmeden izleyicilerimiz hani çok böyle pozitif ayrımcılık Celalettin Hoca'ya yapıyor gibi görebilirler. Hani biz de çok hekimle bir araya geldik yan yana COVID dönemi. Celalettin Hoca'ya bakıyorsunuz, notlar almış, öneriler çalışmış. Falan. Yani kafa yormuş oldukça bu da bence çok kıymetli. Ben ne yapabilirim? Buraya ben nasıl katkıda bulunabilirim diye. E, çalışmanız ayrıca da güzeldi. Pandemi bitmedi ama bitmeden bize bıraktığı bir takım istem yani miraslar oldu. Başlayalım. Ee, bizi bekleyen en büyük tehlike Başladım. nedir? Bizi bekleyen en büyük tehlike ilk günden beri de sürekli söylediğim şey şuydu. Covid döneminde diğer hastalıklara aman dikkat edin. Tedavilerinizi aksatmayın. Tanı gecikmesine uğramayın. Bu çok daha büyük bir probleme yol açabilir. Her pandemi biter. Bu pandemi de elbet bir gün bitecek. Ama daha sonra... Bu pandemi döneminde bizi bu hastalığın dışında yaralayan diğer problemler bize çok daha uzun ve tedavisi zor durumlar yaratabilir. Ama dikkat demiştik. Hatta ilk günlerde hatırlarsanız diğer hastalar için. İşte bu servisler kapanıyor, diğer servislerin hepsi Covid servisi oluyor, ameliyatlar erteleniyor. Aman hastanelere gelmeyin, hastalık kaparsınız, gereksiz yere gelmeyin. Evet söyledik ama mesela nasıl gelmeyin? Yani 6 aydan biridir yakını göremiyorum. gelmesen sen, sen 2 ay sonra da gelsen olur, biraz sakinleşince ortalıkta gelsen olur. Ama orada öyle bir şey oldu ki panikle hastaneler gidilmez, dışarıya çıkılmaz havası nedeniyle. insanlar kontrollerini aksattılar, şikayetlerini ertelediler. Ve ben o günden itibaren hatta temiz hastane olsun bu tür hastaların özellikle gelecekleri bir takım hastaneler ayrılmalı dediğimde işte çok tepki almıştım hatırlarsınız herkes evet, bana çok evet. tepki göstermişti. Ama ben hala o günkü sonra. o görüşümü savunuyorum. Neyse şimdi tabii o zaman zamandan daha iyi bir durumdayız. Çünkü şu anda çok daha fazla yataklı ve ayaktan, Covid hastalarına hizmet verebilecek hastanelerimizin sayısı da arttı, yataklarımızın sayısı da arttı. Ama ne yazık ki hala Covid'den fazlası diye bir durum var. Yani tırnak içerisinde söylüyorum şu andaki durumumuz aslında Covid'den fazlası, Covid bitecek. Ki ben iyimserim bu konuda. Şu andaki ilk veriler omikron varyantının hafif geçtiği ve daha az ölümcül olduğu yönünde. Tabii bu iddialı bir cümle olacak umarım şey olmaz, mahcup olmam. E ama bu virüs kendi kendini artık bitirmeye başlayacak e, inşallah. Ve bir yıl içerisinde ki ben yanıldım. Geç, ya yani ben geçtiğimiz Haziran'da bu 2021 21 e, Haziran'ında ben hastalığın e, artık kontrol altına alınabileceğini ve yer yer epidemiye dönüşeceğini pandemiden diye öngörmüştüm ama e, delta varyantı beni çok e, fazlasıyla yanılttı. E, şimdi tabii o yüzden korkarak söylüyorum. Omikron biraz e, daha e, hafif ki, e, seyrediyor gibi özellikle aşılılarda. Ee, ama yana etkisi e, pardon e, andaş hastalığı olanlarda ya da aşısızlarda nasıl seyrettiğiyle ilgili henüz yeterince veri yok ama e, 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 ek hastalığı olmayan aşılılarda e, çok sorun yaratmıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bütün e, eksik aşıları e, tamamlar e, isek belki de omikron artık bu eee başlayan bu süreç e, belki de pandeminin sonunu getirecek ama Amca. sizin de, sizin de söylediğiniz gibi onun sonu da gelse bir yıl içerisinde en erken dönemde olur. Bunun en az bir 3-4 yıl belki de daha fazla hasarını çekeceğiz diğer hastalıklardan dolayı. Evet, onları açacağız şimdi reklama gideceğim ama hocam varsın yanılın. O kadar çok insan yanıldı ki Uğur Şahin de şu dozda bu dozda bitecek dedi. Yani ama daha dozlar, dördüncü <laughs> dozlar falan konuşuluyor. Yani herkes bir şekilde yanıldı. <laughs> tutturamadı gibi geliyor birçok konuda. Tabi bilim ilerledikçe bilgilerimiz arttıkça da aslında yeni şeyler söylüyoruz. Bir reklama gideyim, ekiniz olursa reklam dönüşü alayım. Sayın Profesör Doktor Celalettin Koca Türk e, bizlerle göğüs cerrahisi uzmanı. E, Tabi e, göğüs cerrahisi uzmanı Olması nedeniyle akciğerde kendini gösteren COVID'le bayağı alakalı bir hekimimiz. Aynı zamanda enfeksiyonla çok haşır neşir enfeksiyon üzerine de çalışmış değerli bir hekimimiz. COVID'i konuşacağımız en doğru insanlardan biri aynı zamanda. Pandeminin bitmeden bıraktığı istenmeyen mirasları konuşuyoruz. Bakalım daha bizi gelecekte neler bekliyor COVID bitince COVID'den dolayı ihmal ettiğimiz bazı hastalıklar yolsu elektrik olarak tabiri caizse bize dönecekmiş gibi görünüyor. Yaşlıları, erişkinleri, çocukları nasıl etkileyeceğiz? Konuşmalerimiz gündemi verelim. Sonra Profesör Doktor Celalettin KocaTürk hocamla pandemiyi ve sağlık gündemini konuşmaya devam edelim. İngiltere'de yapılan araştırmalarda omikron varyantının COVID'den çok soğuk algınlığına benzediği, burun akıntısı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi semptomların ayırt edici özellikleri olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Daire Başkanı Uzman Doktor Banu Ekinci, Türkiye'de 65 yaş üstü bireylerin %5,7'sinin Alzheimer ve demans hastası olduğunu belirtti. Harvard Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Gökhan Otamıştıgil ve ekibi diyabet hastalarının vücudunda arttığı gösterilen yeni bir hormon keşfetti. Bilim dünyasını heyecanlandıran çalışmaya göre bu hormonun baskılanması sonucunda tip 1 diyabetin önlenmesi, tip 2 diyabetin tedavisi mümkün olabilecek. Sağlık Sen Sağlıkta şiddet raporuna göre Kasım ayında 25 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı fakat yalnızca 2 saldırgan tutuklandı. Evet efendim sağlık haberlerinden derlediğimiz gündemi verdik. E, gündem geçtiğimiz haftada hem sağlık çalışanları hem de vatandaş için yoğundu. Herkese bir şekilde bu ekonomik kriz, döviz, dalgalanma her yönüyle etkiliyor. Sadece sağlık boyutuyla değil bambaşka boyutlarla da etkiliyor. Şimdi tekrar Celalettin Hocam'a selam verelim. İkinci bölüm hoş geldiniz Celalettin Hocam. Merhabalar, hoş bulduk. Merhabalar. Ee, şimdi pandeminin istem bitmeden bıraktı, istenmeyen miraslar dedik. Hocam şu da benim, ee, bir önceki bölümde eğer hani sözünüzü böldüysem, ekiniz varsa alayım ama Akabinde şunu da soruyla cevap verirseniz şimdi tabii teşhisi gecikmiş kronik hastalıklar ya da iyi yönetilemeyen e, diyabet gibi kalp damar hastalıkları gibi kronik hastalıklar da var. Şimdi iyi yönetilmediği için birçok kişi daha mağdur. İlerleyen yıllarda belki daha da mağdur olacak. Belki bu konuda da farkındalık kazandırırsınız izleyicilerimize buyurun. Tabii. Bir reklam öncesinde söylemek istediğim bir şey kalmıştı. En çok niye yanıldık aslında onu da söylememiz tamam. lazım ki bundan sonra tedbirini de alalım. Çünkü aşı bulunmuştu. Biz Haziran ayında 2021 Haziran ayında artık epidemiye dönüşür dediğimde ben ve aşının paylaşımı ile ilgili bilgi ve patent paylaşımı ile ilgili çok olumlu gelişmeler vardı. Hatta o beyanatları verdikten yaklaşık bir 15-20 gün sonra Dünya Ticaret Örgütü'nde de konuşulmuştu. Ama ne yazık ki reddedildi bilgi ve patent paylaşımı. E, firmalar e, bunu e, vermekten vazgeçtiler. E öyle olunca tabii ki aşılanma tüm dünyada istenilen hızda ve zamanda yapılamadı. Öyle olunca da hızlıca çok hızlı bulaşabilen bir varyant ortaya çıktı ne yazık ki. Özellikle de bu Hindistan'daki e, çok hızlı e, ım, çok hatırlayın, oksijen bile bulamadıkları evet. için yollarda çok sefil olan görüntüleri lütfen hatırlayın. İngiltere'deki o işte FIFA Dünya Şampiyonası'nın yapıldığı zamanlar... ...işte o sırada virüs ne kadar çoğalırsa o kadar mutasyona uğrama ve varyasyon geliştirme ihtimali de oluyor. Burada hastalandıracağı çok popülasyonun olduğu yerlerden bir tanesi de Güney Afrika'ydı. Ve herkes oradan bekliyordu zaten. Nitekim omikron da oradan çıktı. Dolayısıyla şunu söylemem lazım, yani eğer... Bir taraftan bu kadar çok hızlı bulaşabilen bir hastalık ee, e, mesela delta gibi bir taraftan aynı zamanda da e, e, ağır hastalık yapma potansiyeli e, oluşursa bir varyansiyon daha gelişip o zaman gene yanılırım. Bunun önüne geçmek için aşılı olmak gerekiyor. işte ki e, hastalık yapıcı etkisi azalsın. Onun için de Hala söylüyorum bilgi ve patent paylaşımının mutlaka yapılması lazım. Bunun bir kez daha gündeme getirilmesi gerekiyor. Dünya Ticaret Örgütü, Dünya Sağlık Örgütü, G20 ülkeleri tarafından öbür türlü e, işimiz biraz e, tahmine kalıyor. Onlar da yanılgı ile sonuçlanabiliyor. E, çünkü e, şimdiye kadar bilmiş olduğun e, hastalıklardan, enfeksiyon hastalıklarından hem bulaşıcılığı en yüksek olan hem de ölümcüllüğü çok yüksek olan en fazla çiçek hastalığı olmuş. Bu bulunana kadar. Onun dışındaki birçok e, hastalık, bulaşıcı hastalık e, ne kadar çok bulaşıcı olursa bir taraftan da ölümcüllüğünü o kadar azalmaya başlamış. Ama bu omikrona kadar hep bir taraftan daha fazla bulaşıcı, bir taraftan da daha öldürücü mutasyonlar, varyasyonlar geliştirdi bu virüs. E, mikron işte o nedenle biraz umutlandırıyor bizi. İnşallah bu umutlarımız yanılgıyla sonuçlanmaz. Yani siz Covid'e, çiçek hastalığından sonra en korkulacak enfeksiyon diyorsunuz değil mi? Yani öyle bir şey. Tabii tabii. Yani. yani şimdi, şundan dolayı benzettim çiçek hastalığına, hı. çiçek, hast yani bir bir biritük hastalıklar genellikle eğer çok bulaşıcı oluyorsa az ölümcül oluyor. Evet. Yani herkesi ya da eğer çok ölümcül oluyorsa daha az bulaşıcı oluyor anlatabiliyor muyum? Çünkü sonuçta yaşayabilmesi için canlıya ihtiyacı olan varlıklar, virüsler. Ama çiçek de öyle değilmiş. Çiçek hem çok bulaşıcı hem de çok öldürücüymüş. Yani bu omikron varyantına kadar ki bütün varyasyonları bu virüsün hep öyle oldu. Hem çok bulaşıcı hem çok ölümcül. Dolayısıyla da omikron nispeten daha az ölümcülmüş gibi gözüküyor. İnşallah böyle devam eder ve bu hastalık son bulur. Elbette bitecek pandemi bir gün ama ne kadar az hasarla biterse o kadar iyi. O yüzden de e, bu sadece bu pandemi bitse de yetmeyecek. Bundan sonra 100 yılda bir gelişen e, buna benzer pandemiler daha sık gelişecek. E, çünkü doğaya daha fazla penetre oluyoruz. E, i̇nsan ihtiyaçları daha fazla e, giderek artıyor. E, ve biz e, normalde hayvanlarda e, görülen virüslerle e, e, ve diğer mikroorganizmalarla daha fazla haşır neşir oluyoruz. Ve... Buna benzer hastalıklar bu yüzden giderek daha da artacak. Buzullar eriyor. Orada yüzyıllardan biridir e, e, saklı duran mikroorganizmalar doğaya karışabilir vesaire. Dolayısıyla küresel ısınma oluyor, çevre kirliliği artıyor. Bunlar normalde hiç karşılaşmadığımız e, e, mikroorganizmalarla tanışmamızı e, e, olanak yaratabilir. O nedenle de bizim mutlaka e, bu e, demin söylediniz ya hani e, ilaca ve tıbbi cihaza yatırım yapalım. Mutlaka bizim evet şimdi yerli araştırmalarımız tekrardan başladı. Onun çok desteklenmesi gerekiyor. Bu konuda bizim çok çaba göstermemiz lazım. Bakın dünyada bu konuyla ilgili ilerlemiş olan ülkeler hep zamanında başka yerlere gidip oralarda ticaret yapmaya çalışan, oralarda ki varlıklarıdan yararlanmaya çalışan ülkeler olmuş. Mesela İngiltere, Hollanda. Bakın işte neden Avustralya? Çünkü bazıları doğayla çok iç içe yaşadıkları için bu tür hastalıkları çok görmüşler ve bu tür e, işlere yatırım yapmışlar bilgiye ve bu tür e, sanayiye yatırım yapmışlar bazıları da oralara gidip oradaki varlıkları kullanmaya çalıştıkları için e, yapmışlar ve bizim de artık e, bu eskiden olduğu gibi böyle hastalığın yayılması oradan oraya gitmesi çok uzun süreler almıyor artık uçağa biniyor işte vatandaş e, en fazla 12 saat sonra ülkenizde olabiliyor dünyanın öbüründeki hastalık dolayısıyla bizim de Bundan sonra bu öngörüyle hareket ederek e, bu e, aşı e, enfeksiyon hastalıkları ile ilgili e, daha fazla yatırım yapmamız lazım. Önümüzdeki yıllar bence enfeksiyon hastalıklarının çok çok daha önemli olacağı yıllar olacaktır. Biz buna hazır mıyız? Yeterince önlem alıyor muyuz? Mesela burada halk sağlığı uygulamaları çok çok kıymetli. Yani basit sağlık uygulamaları değil mi? Enfeksiyondan korunmak için ne kadar önemliymiş? Geç biraz farkına vardık. Herhalde koruyucu hekimlik, koruyucu sağlığı biraz daha öğretmek mi lazım vatandaşa? Daha çok enfeksiyon diyorsunuz çünkü. Kesinlikle. Bir de bütünsel tıp çok önemli. Yani bu sadece bir tek branşın yapabileceği bir şey değil. Evet. Çok önemli halk sağlığı. Ee, Toplumsal aile hekimleri, enfeksiyon hastalıkları, uzmanları bunlar çok çok önemli ama tabii bir de bütünsel tıp önemli ee, ki e, her yönüyle işi ele alabilelim. Örneğin işte şimdi bahsedeceğiz ee, bu hastalık sadece e, COVID'i hastalandırmıyor. Onun dışındaki birçok diğer e, sebeplere de birçok problemlere de ulaştı ee, gibi yani bunları da çözmek için olaya bütünsel yaklaşmak lazım. Diyabet hastaları kalp hani kronik hastalık yönetimi dedim ya. Yani geç teşhisler oldu o arada işte insanların organ hasarı oldu filan bunlar da çok acı şeyler. Yani bir yandan pandemiyi önlemeye çalıştık bir yandan da hastaları daha hasta yapıldı. Mecbur, mecbur kalındı bilmiyorum insanlar bir de çok korktu ya da korkutuldu. Orada bir kötü bir miras da bekliyor herhalde bizi değil mi? Ne Kesinlikle. Ya bakın ben sizi bazı verileri söylemek isterim. Amerika'da 2020'de en çok ölüm nedeni kalp hastalığı nedeniyle oldu. İkinci sıklıkta kanser, üçüncü sıklıkta COVID oldu. Şimdi ülkemizden de bazı örnekler vereceğim. Ve İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşam beklentisinde en düşü en fazla azalmaya neden olan durum COVID oldu. Yani mesela bir örnek vereyim. Türkiye'de e, TÜİK verilerine göre doğuşta canlı doğan bir e, erkek ve bebek 76 yıl yaşayacak diye tahmin ediliyor. Kadınlarda 81.3 yıl yaşayacak diye tahmin ediliyor. Yani bu, bu rakamlardan birazcık daha fazla. Amerika'da da e, 78'e 83. E şimdi onlarda e, da en fazla e, azalma COVID nedeniyle oldu. Diğer hastalıklar da yine elbette ki etkilendi. Yani e, birçok e, şeyi var. Türkiye'deki ölüm e, sebeplerine bakarsak, buradan yola çıkarak hangi hastalıklar daha çok etkilenir'e varmak istiyorum. Yani 2020'yi tam olarak bilmiyoruz çünkü e, e, henüz e, ölüm ölüm ve e, sayıları ve sebepleri henüz açıklanmadı ama 2019 e, yılını biliyoruz. 2019 yılında Türkiye'de yaklaşık 436 bin kişi hayatını kaybetti e, ve bunların da e, üçte birinden fazlası, yüzde 36'sı kalp ve dolaşım sistemi ile ilgili hastalıklar. Bunlara baktığımız zaman da yani her üç kişiden birisi kalp ve dolaşım sisteminden dolayı ölüyor. Şimdi bu o üç kişiden bahsediyor. Üç kişiden birinden yani %36'nın altına baktığımız zaman da onların da yüzde %40'ının kalp hastalığı nedeniyle yani kalbi besleyen damarların hastalığı, iskemik kalp hastalığı nedeniyle olduğunu, yüzde %22'sinin inme ve beyin damarlarına giden, pardon beyine giden damarlardaki pıhtılaşma sebebiyle olduğunu, ee, geri kalan yüzde 26'sının da diğer kalp hastalıkları olduğunu görüyoruz. Peki, yani Türkiye'deki ölüm sebeplerinin yüzde 36'sı bu bahsetmiş olduğum ana hastalıklara bağlıydı. Yüzde 18'i ise kanserler. Hı hı. Kanserlerin içerisinde en sık ölüme neden olan kanser solunum ve akciğer kanserleri. Ondan sonra işte hem erkeklerde hem kadınlarda. Ondan sonra işte diğer, biraz sonra konuşuruz diğer kanserler geliyor. 100 kişinin ölüm sebebine baktığımız zaman 13 tanesi ise kronik ostritif akciğer hastalıkları ve diğer solunum sisteminin enfeksiyon hastalıklarından kaynaklanıyor. Zat, pnömoni zat gibi. E, 100 kişinin 5'i sinir sistemi hastalıklarından, 100 kişinin 4'ü de endokrin hastalıklarından, işte daha çok diyabet ve buna bağlı hı hı. diğer e, hastalıklardan kaynaklanıyor. Şimdi kanserlere e, tekrar dönmek gerekirse. Çünkü en fazla mağdur olanlardan bir tanesi kanserli kişiler oldu. Tabii. Çünkü biliyorsunuz kanserleri hep işte klasik bir motto var. Kanser olmaktan korkma, geç kalmaktan kork. Ne yazık ki birçok kişi geç kaldılar. Biz 2020 yılındaki kanser ve yakalananların sayısını yaklaşık olarak biliyoruz. 234 bin kanser gelişmiş Türkiye'de ve bunların 112 bin tanesini kaybetmişiz. Ee, orana bakarsanız diğer yıllarla hemen hemen. Yani 2021'de ne oldu onu bilmiyoruz. Onu 2021'in sonuçlarını 2022 Temmuz gibi e, ancak öğreneceğiz. E bunların da dediğim gibi alt kırılımlarını bilmiyoruz. Peki bu e, e, oranlarda artma azalma oldu mu? Onu nasıl bilebiliriz? Türkiye'de net bir veri yok elimizde. Ama dünyaya baktığımız zaman örneğin Almanya'da. İşte 2019'da 2020 yıllarının aynı dönemini karşılaştırmışlar ki bu dönemler kapanmaların olmadığı dönemler. Çünkü kapanma olduğu zaman hani insanlar evden çıkamıyor, hastaneye gelemiyor diye düşünülerek kapanmanın olmadığı dönemler aylar ele alınmış ve hangi hastalar gelmemiş, hangi tanılar konulamamış, hangi tetkikler yapılmamış diye genelde çalışmalar yapılıyor. Örneğin Almanya'da ee, en fazla e, kanser e, e, sayısındaki azalmanın cilt kanserleri olduğu görülmüş. Hmm. %42 oranında azalmış. 2019 2020 arasındaki kıyaslamaya bakılınca. İkinci sıklıkta %40 oranında solunum sistemi ile ilgili akciğer kanserleri görülmüş. İkinci e, İtalya'da mesela benzer bir e, çalışma var. İtalya'da da e, o çalıştıkları bölgenin nüfusu biraz yaşlıca bir e, bölge. E, orada ise en fazla ...irolojik ee, kanserlerde, prostatta ve mesanede e, çok ciddi azalmalar hesaplanmış. Bütün kanser, onlarda %70'lere varan e, tanı azalması var. Tüm kanserlere bakılınca %39 arasında kanser e, e, tanısında azalma görülmüş. Mesela meme cerrahisi çok önemli. İşte e, bütün kadınlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü çok sık görülüyor kadınlarda ve erken dönemde olursa tamamen e, kurtulma şansının olduğu bir e, hastalık. Orada yine bakıldığı zaman Aralık ile e, e, 2019 e, Şubat-Mart 2020 aylarına bakıldığı zaman e, e, yüzde tanıdan bahsediyorum. E, orada da yine yüzde 20-25'e varan e, azalmalar var. Cerrahiye bakıyorsunuz peki bunlara yapılan cerrahide yüzde e, 400 yüzde 500 azalma var. Yani şöyle e, yüzde örneğin o klinikte yapılan e, ameliyatların kanser ameliyatlarının yüzde 16'sı meme e, cerrahisiyle ile ilgiliyken. Bir sene sonra yüzde %2.6'sı meme ile ilgili olmuş. Dolayısıyla bütün ülkelerde benzer şeyler var. Mesela Polonya'da yeni çıkan bir yayın var. Onlar 2015 yılında bir kanser takip sistemi kurdular. Ve oraya bakıldığında bir yayın yapıldı geçen de orada. Kanser başvurularında yüzde %31'lik bir düşüş olduğunu gördüler. Mesela yine buna benzer yayınlar birçok ülkelerden benzer yayınlar var. Ortalamaya bakarsanız yüzde %40. Kanser tanısında bütün kanserlerde özellikle de e, solunum ile ilgili akciğer kanserlerinde ve e, cilt kanserleri başta olmak üzere %40'a yakın e, tanı azalması olduğu görülüyor. Nere neden oluyor e, akciğerle ilgili bakılınca? E, şimdi buzlu cam diye bir şey var biliyorsunuz. Bunu artık herkes biliyor. Evet. Çünkü çok fazla tomografi çektik. E, çünkü PCR ilk etapta negatif olabilir. Tekrarlayan PCR'lar gerekiyor. Hastanın da kliniği uygun. E, Covid olabilir diye düşündük. Acaba akciğer tutulumu var mı? Hemen tomografi çektirdik ve bu tomografi çekimi gerçekten de e, tanızlığını koymak için çok işe yaradı. Akciğer e, kanseri de yakaladınız o arada değil mi hocam? Bayağı bir. Tabii tabii. O, Erken. E, aynen. E, ama e, bu arada tabii akciğer kanseri e, sayısı ne kadar arttı ya da ne kadar azaldığı bilmiyoruz. Onu belki bir sene sonra e, öğreneceğiz aynen. bu veriler açıklandığı zaman. Ama ben klinik pratikte ne gördük? Akciğer kanseriyle ilgili onu söyleyebilirim. Şimdi bu buzlanma aynı zamanda akciğer kanserinin de bir bulgusu. Özellikle e, e, kadınlarda adenom kanser denilen e, bir e, türün e, bulgusu buzlanma oluyor. Ama o bir buzlanma COVID'e atfedildi bazı kez ve aslında kanser olan e, kişilerin tanısı ne yazık ki konulmamış oldu. O buzlanma görülünce o COVID zannedildi. Bu, bu mesela kötü etkiledi. İyi, i̇yi tesadüf nasıl oldu? Covid diye düşünülürken tomografi çekildi. Aa Aslında Covid değil, orada kocaman bir e, lezyon var. Aa, bu akciğer kanseri olabilir mi? Tanısı e, önerilen hastalar oldu. İşte biyopsi yapalım e, size, bu öneri e, öneriyoruz. Ve onlarda e, akciğer kanseri tanısını koyabildik. Çünkü akciğer dokusunun içerisinde sinir, e, 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 duysal sinirler yok. Yani e, ağrı olmuyor. Nasıl oluyor? Ancak çok büyük hacimlere ulaşınca, zarın akciğer zarına ulaştığı zaman göğüs duvarına ulaştığı zaman bulgu e, verebilir, ağrı yapabilir veya öksürük, kanlı balgam ancak nefes borusuna bronşu açılınca olabilir. O nedenle de akciğer kanseri çok ne yazık ki e, tanısı çok geç konulabilen bir hastalık. %80'i tanı anında bölgesel ya da daha ileri e, ilerlemiş organlara yayılmış bir dönemde tanı alıyor. O yüzden de e, evet iyi tesadüfler oldu akciğer kanseri tanısını koyduğumuz durumlar oldu. Ama, Ama. E, başka ne oldu? Nodüller saptandı. Hı hı. A, i̇şte birçok insan, aha benim nodülüm var diye paniklemeye başladı. Yani, Aman işte biz onlara anlattık ki ya merak etmeyin, her nodül kanser değildir. İşte birçoğu aslında bunların iyi huyludur diye bazı insanların da psikolojisi bozuldu o tomografiler yüzünden. Ama e, ama dediğiniz gibi bazı hastaların da tanısının erken konmasını sağladı. Bazı hastaların da ne yazık ki gecikmesine neden oldu. Tanısının gecikmesine neden oldu. Abi, şurada herhalde... Başka mi? kanser... Süren de daralıyor hocam, Bir 3 dakikan falan kalmış. Yani şurada e, bir anlamda e, tanısı gecikecek şeyler, tesadüf eseri tanı konuldu. Bir yandan hekimler Covid'e odaklanırken başka bir şeyi gözden kaçırdı gibi. Yani benim söylediklerinizden çıkardığım. Yani biraz herkes e, bu korkudan yanılma payları oldu. Herkes biraz tedirgin edildiği için. Yani burada ben birçok insan aslında... E, Medya özellikle yani belki bunu hepimiz e, birlikte yaptık yani Covid korkusunu herkesin e, başka hakları elinden alınmış gibi teşhis, tedavi evet. gibi ister istemez bunlar çok acı şeyler sağlık çalışanları yıprandı falan filan hani bunu da herhalde eklemek lazım son 2-3 dakika söylemek istediğinizi söyleyeyim bir de sonunda çok hızlıca toparlayayım tamam. o zaman. pandemin sonrası gelecek öngörüsü var. ve pandemi sizce ne zaman biter gibi bir sözle de tamamlayalım buyurun söz sizde. Peki bu kanserler dışında inme ile ilgili mesela birçok yayın var. İnmenin yani felçten bahsediyorum. Tanısı azaldı yine yüzde 35 civarında. Kalp yetmezliği ve miyokard farkı yani kalp krizi tanısının azaldığını yine görüyoruz. Yüzde tamam. 55'e yakın. Ülkemizde yapılan bir çalışmada kalp krizini evde geçiren kişilerin kalp krizini evde geçirme oranlarının çok arttığını, hastaneye başvurularının yüzde 47 oranında azaldığını görüyoruz. Akciğerin pıhtısında çok ciddi azalmalar olduğunu görüyoruz. Ve bunlarla ilgili yapılan tetkiklerde. Bunların en önemlisinin de bütün dünyada, Amerika'dan da, İngiltere'den de, İtalya'dan da veriler hastaneye gitmekteki korku nedeniyle olduğunu görülüyor. Tüberküloz çok tehlikeli. Daha yeni yayınlandı Dünya Sağlık Örgütü tarafından. 1.4 milyon ek ölüm bekleniyor tüberküloz tanısının gecikeceği nedeniyle. Ve bu arada biz kortizon kullandık. Çok fazla kortizon kullanıldı hastalara biliyorsunuz. Bu nedenle de tüberküloz sayısında ve şiddetinde artış ve tüberküloza ek olarak gelişebilecek mantar hastalıklarından bazıları gündemi çok meşgul etmişti. Kara mantar hastalığı örneğin artış olabileceğinden korkuluyor. Dolayısıyla bu şeylerin hastalıkların örnekleri uzatılabilir. Önümüzdeki dönemde e nelere dikkat etmek lazım? Biz bir kere eğer e, danışma danışacak birini bulmak konusunda çok e, sıkıntı çektik. Herkes e, bir tanıdığı doktoru aramaya çalıştı. Çünkü sağlık merkezlerine ulaşım çok e, zorluklara e, neden oldu. Aile hekimlerinin kafası çok karıştı. Diğer e, branşlara e, daki arkadaşlarımızda e, görev değişikleri oldu. Görev yerlerinde değişiklikler oldu. E, görev bırakmalar çok fazla oldu. Yani insanların hekime ulaşmada ya da sağlık çalışana ulaşmada zorlukları olunca e, korktular, gidemediler. Telefonla danışma, e, gönüllü gruplar oluştu. oluştu e, Bir grup e, çalışanı gönüllü olarak bize danışabilirsiniz dedi. İnsanlar onları aramak durumunda kaldılar. Özetle e, önümüzdeki dönemde e, eğer şikayetlerimizi aksattığımızı düşünüyorsak, e, özellikle evde kaldığımız sırada hareketsizlikten dolayı e, diyabet olma ihtimalimiz artmıştır. Çünkü kilo artışımız oldu. Hareketle ilgili e, fizik tedaviyle ilgili sıkıntılarımız olmuş olabilir ortopedik olarak e, ya da metabolik hastalıklarımız artmış olabilir. Psikolojik olarak çok fazla etkilendik. Çok ciddi endişe ile, ile hala evinden dışarıya çıkmayan birçok tanıdığım Tabii. var. Dolayısıyla artık bunlardan artık yavaş yavaş kurtulup, Gerekli önlemleri alarak çift maske takarak mümkün olduğunca eee check-up'tan geçmek gerekecek herhalde ve eğer aksattıysa hastalıklarımızı daha fazla ilerlemeden tanı e, koydurup tedavisini yürütmemiz gerekecek. E her ne olursa sağlık olsun. çalışanlarının yok çok ciddi bir yıpranmışlığı var evet. bu arada. Onun mutlaka telafi edilmesi lazım. Bir de halkın bazıları tarafından sağlık çalışanlarında bir güvensizlik oluştu. Çünkü bu aşı ile ilgili eee e, e, yapılmasın ile ilgili e, karşıt söylemler e, halkta da e, e, sağlık çalışanlarına karşı bir güvensizlik duygusu oluşturdu. Ve çok da yıprandı sağlık çalışanları. Bütün bunların e, tedavisi için çok çaba göstermemiz gerekiyor. E, sizler için e, çok ama ayrıca teşekkür ederim Sizler hep destek olduğunuz sağlık çalışanlarına. E, umarım e, tüm toplumda e, bu oluşan e, hem hastalıkla ilgili ek yaraları e, sarmak için hem de bu özellikle dışarıya gitme hevesi, daha doğrusu zorunlu hissetme duygusunun bir an önce sona ermesi için hep beraber çaba göstermemiz ya. gerekiyor. Türkiye'yi geliştirmek ve daha yaşanabilir bir hale getirmek için bilime ve bilgiye daha fazla yatırım yapmamız gerektiğini düşünüyorum çok teşekkür ediyorum. Çok doğru diyorsunuz. Ben de teşekkür ederim. Yani tabii ki de birileri gidebilir, orada öğrenebilir, kendini geliştirebilir. Buradaki hekimleri öğretebilir. Yani gitmeler, gelmeler sorun değil ama kalıcı olarak gidip orada tamamen kalmayı düşünen insan sayısı çok bu özel sağlık sektöründe, kamuyu da çok etkiliyor. Yani bunu dert edinip bu işi sahiplenecek sizin dediğiniz bütün meseleler ileride olabilecek şeyleri söylediniz, öngörülerinizi söylediniz. Hepsini sahiplenecek Tek tek masaya yatıracak ve buna karşı önlemlerin alınacak bir sistem, bir sağlık sistemine de ihtiyaç var herhalde. Umarım dert edinenlerin sayısı çok fazladır ve çözüm bulmaya sayılı çalışanları çok teşekkür ediyorum sizin gibi Celalettin Hocam. Dert edinmeden çözüm pek olmuyor gibi <laughs> ee, çok teşekkür ederim. Sayın Profesör Doktor Celalettin Kocak Türk göğüs cerrahisi Uzmanı. Başarılar diliyorum. Teşekkürler verdiğiniz değerli bilgiler için Hocam sağ olun. Değerli izleyicilerim sağlık raporunu tamamladık. Ne kadar derdimiz varmış bu hafta hep dert üstüne dert konuştuk. Tabii ki de var. Ateş düştüğü yeri yakıyor. E, kriz var. Yani her yerde bir acı var. Gerek ekonomik, gerek psikolojik, gerek fiziksel, gerek sosyal e, sıkıntı, sıkıntıları paylaşacağız, bölüşeceğiz ki e, azalsınlar. Bir nebze de olsa su serpilsin birilerinin yüreğine. Göçü biraz engelleyelim. Gene gidilsin ama tamamen vatandan kopmak gibi bir şey olmadan. Çünkü öncelikle ihtiyaç Türkiye için. ihtiyaç fazlası varsa tamam ama eğer ihtiyacımız varsa o kişilerin yurt dışına gitmemesi için de özel kamu herkes el birliğiyle elinden geleni yapsın diyelim. Bugünlük bu kadar. İyi hafta sonları diliyoruz. Sağlık okul yazarlığınızı umarım arttırıyorsunuzdur. Destek oluyoruzdur size o konuda. Hoşçakalın görüşmek dileğiyle.